Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ana yemek lezzetinde çok nefis bir çorba hazırladım. Bu çorbayı misafirlerim için kaç sefer yaptıysam herkes tarifini aldı. Son derece pratik. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Tenceremize bir kase haşlanmış nohutumuzu alalım. Üzerine 2 litre sıcak suyumuzu ekleyelim. Normalde göz kararı ekliyordum. Sizler için tam ölçtüm. Nohutları daha önceden haşlayıp dondurucuda bulundurursanız bu çorbayı yapmak sadece 5 dakikanızı alacak. Evet tenceremizin kapağını kapatıp nohutlarımızı biraz kaynatalım. İyice kaynadıktan sonra üzerine bir kase mantı ekleyelim. Sizler hazır veya ev mantısı kullanabilirsiniz. Bu da dondurucumda olan bir mantıydı. Ee, küçük olmasını tavsiye ederim. Çünkü çorbalık olduğu için çok daha iyi olacak. Kaynayıncaya kadar biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Yine büyükçe bir kaseye bir kase yoğurt, üzerine bir tane yumurta ve iki yemek kaşığı un ekleyip güzelce çırpalım. Verdiğim bu ölçüyü arttırıp veya azaltabilirsiniz. Yoğurt, mantı ve nohut birer ölçü olacak. Ben birer kase olarak kullandım. Evet, güzelce çırpalım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı kaynar suyumuzu ekleyelim. Sizler isterseniz çorbanın suyunu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mantıyı çok fazla haşlamadan hemen terbiyesini ekleyelim. Çok fazla haşlarsak daha sonra dağılabilir. Böyle kocaman mantılar olabilir. Biraz da terbiyesiyle pişirmiş olalım. Hemen kasemize bir kepçe çorbamızdan alıp çalkalayalım. Bu işlemleri genelde kamera arkasında yapıyorum. Ama sizler görünce keşke o kaseye biraz çorbadan veya sudan çalkalasaydınız söylüyorsunuz. Evet güzelce karıştıralım mantılar dibe yapışmasın. Daha sonra ocağımızı biraz kısalım ve pişmeye bırakalım. Yoğurtlu çorbaların kesilmemesi için iyice kaynadıktan sonra tuz ekleyelim. Bu aşamadan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz serptim. Sizler damak tadınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Çorbamızın üzeri için sos hazırlayalım. Sos tavamıza 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Sizler sade zeytinyağı veya tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Yağı iyice kızdırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı tepeleme kuru nane ekleyelim. Bu çorbayı ister tereyağlı isterseniz direkt nane serperek de hazırlayabilirsiniz. Evet, mantılı bir çorba olduğu için ara ara karıştırmayı da ihmal etmeyelim. Sosumuzu üzerine güzelce dökelim. Mis gibi, çok nefis, oldukça doyurucu harika bir çorba. Denemenizi tavsiye ederim. Son zamanlarda misafirlerime çok sık yaptım ve onlardan da inanılmaz not aldı. Dondurucuda mantınız ve nohutunuz varsa bu çorbayı yapmak sadece 5 dakikanızı alacak. Ben bugün çocuklar okuldan gelmeden çabucak yaptım. Hemen servisine geçelim. E, mantılı bir çorba olduğu için bekledikçe daha çok yoğunlaşacak. Ben hemen servisi yaptım. Bekledikçe olur da yoğunlaşırsa sıcak su ilavesi yaparak biraz daha açabilirsiniz. Misler gibi çorbamız hazır. Hemen sizlere yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Kanalımda daha birçok çorba tarifim var. Hem pratik hem çok lezzetli tarifler. E, videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Bugün de sizlerle çok pratik ve çok nefis bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.